kızı fark etmemiş. Neden bu karikatür? Çünkü aslında iman hayatımızda, hepimizin iman hayatında bir risk var. Bu risk nedir? Bilgi. Şimdi bilgi elbette çok önemli bir şey. Elbette ki çok gerekli bir şey. Bilgi olmadan insan yetişemez, büyüyemez iman hayatında. Ama iman hayatındaki nihai hedefimiz bilgi edinmek değil. Hayır, sevgi. Tanrı'nın sevgisini yaşamak ve Tanrı'nın sevgisini yaşatmak. Demek ki bilgi bir amaca hizmet etmeli, sevgiye hizmet etmeli. Ama eğer kilise tarihine bakacak olursak, kiliselerde ve Hristiyanlar o kadar absürt şeyler için kavga ettiler ki, mesela Rabbin sofrasında mayalı ekmek mi, mayasız ekmek mi kullanmamız gerekiyor? Ondan sonra Rabbin sofrasında şarap yerine meyve suyu kullanırsak caiz midir gibi, belki kulağımıza çok absürt gelebilecek şeyler. Fakat o dönemde, o tartışılan dönemlerde insanların kavga ettiği ve bu kavgalar içerisinde Rabbin asıl misyonunu unuttuğu dönemler çok oldu. Günümüzde de yaşanıyor aslında. Modern kiliseye bakacak olursak mesela popüler konulardan bir tanesi seçilmişlik. Hani Rab mi bizi seçti, biz mi Rab'bi seçtik? Bir tartışma, bir forumlara girecek olursak millet nasıl tartışıyor görebilirsiniz zaten. Tartışmayı çok seviyoruz. Teolojik konuları konuşmayı çok seviyoruz. Müjdeleme yöntemlerinden bahsetmeyi çok seviyoruz. Ama acaba hangi manada, gerçek manada seviyor muyuz? Ve bu sevgiyi yaşatıyor muyuz? Neden bu soruyu soruyorum? Çünkü Pavlus Timoteus'a bu mektubu yazarken, Timoteus Efes yolunda. Ve Efes kilisesindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bilgi konusunda sıkıntı yok ama bu edindikleri bilgilerden dolayı sürekli bir tartışma mevcut. Ve bundan dolayı iyi bir tanıklık bırakamıyorlardı dünyaya. Devam edelim. Yazar tabii ki Pavlus ve amaç nedir bu mektubun amacı? Genç Timoteus'u dikkat etmesi gereken konularda teşvik etmek. Burada kişisel teşvikler de mevcut. Ve Efes Kilisesi'nin tanıklığının korunması yönünde talimatlar. Hani Timoteus kiliseye talimatlar verecek bu konularla ilgili. Devam edelim. Şimdi bu mektup ne zaman yazıldı? Pavlus'un 5. bir yolculuğu vardı. Bu yolculuğu kutsal kitabın arkasındaki haritalarda göremezsiniz. Çünkü orada normalde 4 yolculuğun resimi ve haritası bulunuyor ama bu mektuplardan geçen bahislerden ve gene erken dönem kilise kaynaklarından bildiğimiz kadarıyla Pavlus'un 5. bir yolculuğu vardı. Girit'e, Makedonya, Kuzey Yunanistan, Nikopolis, Güney Yunanistan, büyük ihtimalle de İspanya'ya da uğradı bu 5. yolculuğunda. Bunu nereden biliyoruz? 96 senelerinde Clement diye biri Korint Kilisesi'ne bir mektup yazıyor ve orada Pavlus'un İspanya'ya kadar gittiğini söylüyor. Clement aynı zamanda İncil'de bahsi geçen bir kardeşimizdir. Filipililer 4. bölümde ismi geçiyor. Ve bu 5. yolculuk döneminde Pavlus biliyor ki bu yolculuğun sonunda benim hayatım sona erecek. Beni büyük ihtimalle idam edecekler. Böyle bir sezgi alıyor kutsal ruhtan. Ve bu dönem içerisinde 1. 2. Timoteus ve Titus'a mektuplar yazıyor. Bunlar kimdir? Girit'te Titus'u bıraktı görevli olarak ve Efes'te Timoteus'u görevli bıraktı. Ve onlara özellikle pratik öğütler veriyor. Hem kişisel teşvikler ama aynı zamanda kilise cemaati yönetimi konusunda pratik bilgiler vermektedir. Hani kilisede bir kavga çıkarsa ne yapılmalı veya dullarla ilgili talimatlar, onlara nasıl hizmet edilmeli vesaire. Devam edelim. Tabi biraz da Timoteus'un hikayesinden de bahsetmek lazım. Burada memleketi Konya olan var mı aramızda? Konya, Timur'un babası Konyalı. Timur'u bugün göremiyorum aramızda ama onu işaret edecektim ama. Neden Konya? Çünkü Timoteus'un memleketi bugünlerde Hatunsaray Köyü diye anılan Konya'nın 30 kilometre güneyinde bir yerleşkeydi. Ve Pavlus burada ilk 3 yolculuğu sırasında geçti. Oradaki kilise ilk yolculuğunda kuruldu.
Listra'nın özelliği neydi? Listra, emekliliğe ayrılan askerlerin yaşadığı merkezlerden biriydi. Nüfusu yaklaşık bir 8 bin, 10 bin civarıydı. Ve zaten İncil'den bildiğimiz kadarıyla Timoteus'un babası Grek asıllı. Belki bu emekliliğe ayrılan askerlerden bir tanesiydi, bilemiyoruz. Ama eşi Yahudiydi ve aslında Timoteus'la ilgili bayağı bir bilgi içeriyor kelam. Annesi Evniki, anneannesi Lois imanlıydı. Demek ki Timoteus ya ilk nesil ya da ikinci nesil bir imanlıydı. Genç yaşta iman etti. Ve iman, elçilik ve öğretme armağanları vardı. Ve bunları tekrar İncil'deki Pavlus'un ona istinaden yaptığı bahislerden anlıyoruz. Bir de zavallı Timoteus'un kronik mide problemleri varmış. Büyük ihtimalle reflü veya başka bir şey, bilemiyorum ama Pavlus 1. Timoteus'ta işte mide problemlerim için hadi su içmeyi bırak, az şarap iç diye bir tavsiyede bulunuyor. Tabii o dönemde bugünkü gibi bir soda yok, bu karbonatlı sulardan yok. Dolayısıyla o günlerde ne yapılıyordu? Az bir şarap veya suyla karıştırılmış şarap. Ki günümüzde de aslında benzer yöntemler var. Eğer internetten bakacak olursanız kimisi diyor ki işte az sirkeyi suyla karıştırın falan. O şekilde midenizdeki bu problemler falan çözülür. Zavallı Timoteus'un kronik problemleri vardı bu mide konularında. Genç biriydi Timoteus, ateşli biriydi Timoteus. Ve Rabbi hizmet etmeyi gönülden çok seviyordu. Devam edelim. Tabii gönderildiği kilise Efes Kilisesi. Efes meşhur bir yerdir. Öğretişi sağlam olan bir kilise. Neden? Çünkü Elçilerin İşleri 19'dan bildiğimiz kadarıyla Pavlus burada 3 sene yaşamış. Ve burada Tiranus adında bir binada ders vermiş. Şimdi siz düşünün ki 3 sene her akşam Pavlus'un yanı başında teolojik eğitim alıyorsunuz. Kutsal kitap eğitimi alıyorsunuz. Ne kadar olağanüstü bir şey değil mi? Düşünsenize, bir hayal kursanıza böyle bir iman devinin yanında eğitim görmek. İşte aslında Efes böyle bir ayrıcalığa sahipti, Efes Kilisesi. Efes Kütüphanesi dünyanın en büyük 4. kütüphanesiydi. Bilgiye çok önem veren bir kenti Efes. Ve ne ilginçtir ki vahide yazılan mektuptan biliyoruz ki Efes Kilisesi'ndeki kronik problemlerden bir tanesi neymiş? Sürekli bilgiye odaklanıp zaman zaman işte tarikatlara veya sapkınlıklara karşı güzel bir mücadele veren bir kilise ama Rabbin sevgisini göz ardı ediyorlardı. Bundan dolayı vahide Efes'e mektup yazılırken ne diyor? İlk sevginize dönün. İlk yaptığınız işlere dönün. Çünkü Efes cemaatinin ilk sevgisi böyle bir sevgiydi. Hatırlarsanız Elçiler İşleri 19'da Efes'teki imanlılar iman etmeye başladıklarında ilk yaptıkları şey neydi? İlk yaptıkları şey büyük kitaplarını yakmak oldu. Nedir bu büyük kitapları? Efes'in bir ilahı vardı. Efesli Artemis. Ve bu Efesli Artemis kara büyüyle anılıyordu. Ve dolayısıyla birçok kişi Efes'e gidiyordu. Büyü yapmak için, büyü bozmak için bu kitaplardan satın alıyorlardı. Günümüzün fiyatıyla belki 10.000 TL, 20.000 TL değerindeki kitaplar ama Efes'teki bu ilk imanlılar iman ettikleri anda ilk yaptıkları şey, eğer Elçilerin İşleri 19'unu detaylıca okuyacak olursanız, o kitapları yaktılar ve Rabbin peşinden gittiler tam bir yüreklilikle, tam bir sevgiyle. Ama işte zaman geçtikçe ne oldu? Biraz o sevgi soğumaya başladı ve kafaları çok dolmaya başladı ama bu sefer yürekleri boşalmaya başladı. Halbuki tam tersi olması lazımdı. Devam edelim. Şimdi mektubun ana yapısına bakacak olursak, 1. ve 6. bölümde Timoteus'a kişisel öğütler var ve mektubun merkezinde iki ana kısım var. 1. kısım, kilisedeki erkek ve kadınların dikkat etmesi gereken hususlar. Ve 2. kısım, kilise tanıklığını korumanın önemi. Çünkü kilise tanıklığıyla aslında kimi temsil ediyor? İsa Mesih'i temsil ediyor. Devam edelim Erkan. İlk kısımdan başlayalım. Timoteus'a kişisel öğütler. Şimdi burada birkaç bölüm size okuyayım. Veya birkaç ayet size okuyayım 1. bölümden.
Amacımız, özetçe aslında 4 ve 6 ayetler arası, amacımız bilgi üzerinde tartışma değil, Tanrı sevgisi ve merhametini tecrübe etmek ve paylaşmak olmalı. Dediğim gibi bilgi her zaman sevgiye hizmet etmeli. Hatırlarsanız İsa'nın Ferisilere söylediği ilginç bir söz vardı. Bunu çalışırken aklıma geldi. İsa şöyle demişti bir keresinde. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden aslında bu yazılardır. Çünkü kutsal yazılar neyle ilgili? Kutsal yazılar Tanrı sevgisine bir tanıklıktır. Ve bu Tanrı sevgisi İsa Mesih'te beden aldı. Ve bunu anlamamız çok önemli. Çünkü Hristiyanlık bir kitap dini değil. Ve biz bazen bu hataya düşebiliyoruz. Belki bazılarımız eski hayatımızdan, İslamiyet'e inandığımız dönemden kalma, hani kitap dini tarzı bir yaklaşımımız olabilir. Ama aslında iman, aslında İsa Mesih'i izlemek bir kitap dini değil. Bir sevgi ve merhamet inancı ve bu ilahi sevgi ve bu ilahi merhamet İsa Mesih'te beden almıştır. Dolayısıyla aslında takip etmemiz gereken kişi, uymamız gereken şey nedir? İsa Mesih'in kimliğidir, İsa Mesih'in kendisidir. Ve Paulus ilginç bir şey diyor, çünkü Efes Kilisesi'nde bir sıkıntı yaşanıyor. İki tane öğretmen var, birinci bölümde adları geçiyor. Burada şeyden kesildi. İskender ve Himoneos. Ve İskender ve Himoneos Efes Kilisesi'nde özellikle yaratılış bölümüyle ilgili bir tartışma havası yaratıyorlardı. İşte soy ağaçlarından bahsediyorlardı, işte yaratılışın kendisinden bahsediyorlardı. Tam detaylarını bilmiyorum ama tahminimce işte bu Tevrat'taki yaratılış anlatısı bizim bilim anlayışımızla, bu Helen filozofların verdiği yaratılış anlatısıyla uyumlu mu? Çağrışımlar yaratıyor mu sizde? Veya bu uzun ömürler soy kayıtlarında acaba bunlardan nasıl bir yorum çıkartabiliriz? Neyse, pek bilmiyoruz detayları ama önemli olan şey ne? Bir kavga ortamı yaratıyorlardı. Ve Pavlus çok ilginç bir şey diyor, 13. ayette diyor ki, beni kurtaran şey Tevrat bilgisi değil, Tanrı'nın sevgisini ve merhametini tecrübe etmekti. Pavlus ki kendisi bir ferisiydi. Pavlus ki kendisi Tevrat'ı çok derinden biliyordu. Büyük ihtimalle bu iki öğretmenden çok daha fazla bilgisi vardı. Ve Pavlus ne diyor? Ya eski ahiti tümüyle yanlış kullanıyorsunuz. Kutsal kitabı tümüyle yanlış kullanıyorsunuz. Kutsal kitap belli görüşlerimizi savunmak için hani şey aldığımız, destek aldığımız bir yazı değil. Hayır. Kutsal kitap bize ne için verildi? Yasa bize ne için verildi? İki şey için. Birincisi Tanrı önünde ne kadar günahlı ve aciz olduğumuzu anlamak için ve ikincisi sadece ve sadece Tanrı merhametini tecrübe ederek, İsa Mesih'in lütfunu tecrübe ederek kurtulabileceğimizi anlamak için. Ve Paulus bu merhamet kelimesini özellikle vurgu yapıyor. Çünkü Paulus'u kurtaran şey buydu. Şam yolundayken ne oldu? Tanrı ona merhamet etti ve Tanrı ona göründü ve o İsa Mesih'i tecrübe etti. Dolayısıyla gerçek öğreti gerçek sevgiyle sonuçlanır. Bizim amacımız da iman hayatında bu olmalı. Edindiğimiz bilgilerin hizmetimize, merhamete ve sevgi meyveleriyle sonuçlanmasına yönelik. Devam edelim. Birinci ana kısma geldiğimizde ilginç bir kısım, çünkü belki size biraz ironik gibi olacak ama Hristiyan dünyasında en fazla tartışılan kısımlardan bir tanesi. Kadınların rolü kilisede. Ve ne kadar ilginçtir ki, yani buradaki ironiye bakar mısınız? Pavlus'un bu mektubu yazılış amacı bu tarz ortamlar olmasın demek ama günümüzde birçok kişi bu bölümleri kullanarak gene bu tartışma ve bu çekişme ortamlarını kilise içerisinde yaratmayı çok seviyor. İlginç bir ironi. Ama devam edelim. Burada acaba Pavlus ne diyor? Ve aslında iki şey diyor. Birincisi erkeklerle ilgili bir tespitte bulunuyor. Efes'teki erkekler öfkeleniyor, çekişiyor. Belki bazı teolojik konular hakkında tartışıyorlar. Ve ilginç bir şey diyor. Diyor ki
her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini isterim. Şimdi erkeklerden, kadınlardan bahsedeceğiz. İkimiz erkekler, kadınlar farklı yaratılmış varlıklarız. Kutsal kitabın tanımına göre ne erkekler kadınlardan üstündür, ne kadınlar erkeklerden üstündür. Öyle hiçbir şey yok. Tamamıyla eşit yaratılmışız. İkimiz de Tanrı suretini taşıyoruz. İkimiz de Tanrı'yı yansıtmak için yaratıldık. Değer açısından da aynıyız. Fakat psikolojimiz farklı çalışıyor. Beklentilerimiz farklı çalışıyor. Ve genelde erkeklerin ilişkilerde ve başkalarından talep ettiği şeyler nedir? Saygı ve yetki. Bir erkek genellikle başkasının kendisine saygılı bir şekilde davranmasını ister. Kadınlara bir tüyo vereyim bu arada. Eğer ki bir ilişki içerisindeyseniz, o erkeğinizin gönlünü kazanmak istiyorsanız, bol bol övgü sözcükleri karakteriyle ilgili söyleyin ve gerçekten yüreğini elde edeceksiniz. Farklı bir psikolojiyle yaratıldık erkekler ve kadınlar. Ve genellikle erkekler bu şekilde sevildiklerini hissediyor. Ama sorun ne? Sorun şu. Biz bu saygıyı aslında nasıl elde edebiliriz biliyor musunuz? Kendi yetkimizi Tanrı'ya devrederek, İsa Mesih'e devrederek. Normalde ne oluyor? Erkek kendisine saygı duyulması istiyor ve karşı taraf kendisine saygı duymadığında zorla bunu elde etmeye çalışıyor. Dolayısıyla kavgalar, dolayısıyla çekişmeler. Hani bunlar Facebook'tan atışmalar olabilir ki bu aralar çok oluyor. 14 gündür Facebook hesabımı da kullanmıyorum çünkü artık yoruldum. Millet birbirine giriyor her konuda. İnanç konuları olsun, siyaset konuları olsun vesaire. Veya ilişkiler içerisinde, evlilik içerisinde sorun yaratabiliyor eşine veya kilisede tartışma ortamı yaratabiliyor. Nereden çıkıyor bu tartışma ortamı? Kendi gönüllerini, kendi ruhlarını Rab'be teslim etmedikleri için. Dolayısıyla Pavlus'un buradaki önerisi ne erkeklere, en azından Efes'teki erkeklere? Dua edin. Dua edin çünkü dua etmekle kendi ruhunuzu, kendinize olan yetkiyi Rab'be teslim etmiş oluyorsunuz. Ve o zaman gerçek manada tatmin olacaksınız. Ve ilginç bir şey diyor, ikinci ayette, aslında 8. ayet ve 2. ayet birbirine bağlı. Tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallara bütün üst yöneticiler dahil başkanlar, cumhurbaşkanları, siz boşluğu doldurun. Dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Yani bir düşünelim bunu çünkü Pavlus'un bu mektubu yazdığı sırada Neron diye bir imparator var. Ve bu Neron Pavlus'u öldürecek olan imparator bu mektup yazıldıktan kısa bir süre sonra. Petrus'u da öldürecek olan imparator. Öyle bir imparator ki Roma'nın yarısını yakıyor kendi sarayını inşaat etmek için. Ondan sonra suçu Hristiyanlara atıyor. Hristiyanlar günah keçisi oluyor. Yani Trump diyoruz, başkaları diyoruz ama gerçekten o dönemki Hristiyanların yaşadığı dönem ve eminim ki kilise içerisinde de siyasi tartışmalar da yaşanıyordu. İmparatorlarla ilgili veya senatörlerle ilgili veya bilmiyorum ama Pavlus'un tavsiyesi aslında ne kadar bizim için önemli bir tavsiye değil mi? 2000 sene önce Efes Kilisesi'ne yazılmış ama günümüze hala uygulanabilir bir prensip. Demek ki sorunu çözmek istiyorsak, eğer sorunun bir parçası olmak istiyorsak, şiddete şiddetle değil, kaosa kaosla değil, tartışmaya tartışmayla değil, bunlara nasıl karşılık vermemiz lazım? Erkekler, ruhumuzu Rabbe teslim ederek ve dua ederek. Şimdi tabii sadece erkekler için tüyoda bulunmuyor. Pavlus kilisedeki kadınlardan da bahsediyor. Kadınların da başka bir sıkıntısı var. Ve Efes Kilisesi bu sıkıntı farklı şekillerde boy gösteriyordu. Ve bu sıkıntı ne? Sıkıntı şu, erkekler nasıl saygı istiyorsa kadınlar da sevgi istiyor. Karşı taraf tarafından sevilmelerini istiyor. Ama eğer bu sevgi
Rab tarafından doldurulmuyorsa bu sevgi isteği ne oluyor? Başkaları tarafından dikkat edilmelerini dikkat talep ediyorlar. İlgi istiyorlar. Ben bunu yaşıyorum kızımla. Rahel 4 yaşında ama ne zaman ben ve Annalis bir sohbete başlasak hemen beni çekiyor. Diyor ki anne 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 hiç müsaade etme bize 10 saniye konuşalım. Neden? Çünkü ilgi istiyor. Sevildiğini bilmek istiyor. Bu çok doğal bir şey. Ve aslında bizde de aynı şekilde, kadınlarda da aynı şekilde bu da işliyor ve eğer ki biz o sevgi isteğini, sevgi talebini Rab ile doldurmuyorsak, doldurulmuyorsa ne oluyor? Sorun dikkat çekme. Ve dolayısıyla Efes Kilisesi'ndeki yaşanan sıkıntı neydi? İşte kadınlar fazla giyiniyorlardı, süslü püslü. Tabii kiliseye gelmenin amacı bu değil ama bir şekilde böyle geliyorlardı ve dikkat çalıyorlardı. Rab'den dikkat çalıyorlardı. Çünkü dikkat Rab'be gitmesi lazım. Ve bundan dolayı 2. bölümün 10 ve 15 ayetleri arası diyor ki kadınlar da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimli, edepli ve ölçülü tutumla Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde İyi işlerle süslenmelerini isterim diyor Pavlus. Kadın sükunet ve tam bir uysallık içerisinde öğrensin. Ama doğum yapıp, ilginç bir ayet buna gireceğiz, kurtulacaktır kadınla ilgili. Yeter ki sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaşasın. Yani sade bir şekilde giyinmek, öz denetimli bir şekilde kilise hayatını sürdürmek, Tanrı'nın kiliseye koyduğu sorumlu kişilerin dikkatini çalmamak, Timoteus'a boyun eğmek. Özetçe Pavlus aslında kadınlardan, Efes Kilisesi'nin kadınlarından talep ettiği şey bu. Şimdi ne demek istiyor burada doğum yapıp kurtulacaktır? Tabii burada kurtulma kelimesi ebedi kurtuluştan bahsetmiyor. Kurtuluş kelimesi çok daha büyük bir anlam yapısına sahip. Grekçe'de. Biz her kurtuluş kelimesini okuduğumuzda kutsal kitapta işte ebedi hayat, ebedi hayat, ebedi kurtuluş diye içine okumayı seviyoruz ama aslında kurtuluş kelimesi birçok bağlamda kullanılıyor kutsal kitapta. Günahtan kurtuluş olabilir, ondan sonra kötü bir alışkanlıktan kurtuluş olabilir vesaire vesaire. Ve Pavlus'un bahsettiği kurtuluş ne? Bu sıkıntı, bu ilgi çekme, dikkat çekme sıkıntısı. Bu kadınlar evlense diyor, aslında bu sorun çözülmüş olacak bir nevi. Neden? Çünkü bu sefer bütün dikkatleri kimde olacak? Çocuklarında olacak tabii ki. Bundan dolayı başkalarından dikkat çalmak istemeyecekler. Özellikle kilisede. Pavlus'un aslında isteği ne? İsteği bu kadınların dikkat çekmekten ziyade kendilerini Rab'be teslim etmeleri ve kiliseye iyi birer hizmetkar ve örnek olmaları ki bunu aslında kutsal kitapta görüyoruz. Phoebe gibi, Junia gibi, Priscilla gibi kilise yapısı içerisinde çeşitli görevler. Phoebe'nin evinde, Phoebe kendi evini açıyordu. Bir kilise yetkilisiydi, sorumlusuydu. Ondan sonra Junia ve Priscilla farklı hizmet görevleri, hatta öğretme hizmetleri de veriyorlardı ki Priscilla eşi Aquila ile birlikte Efes'te birkaç sene bulunmuş bir kişilikti, bir kişiydi ve Apollon ve başkalarını da eğitim verdi kutsal kitap konusunda. Tabii burada gene dedik ya bu tartışmalı kısımlar. Bir tanesi geliyor ve en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Kadının rolü, özellikle liderlik açısından kilisede ne olmalı? Ve Pavlus'un bir ayeti var. Diyor ki, kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum. Acaba Pavlus bununla ne demek istiyor? 3 tane olası açıklama var. Ki 3 yorum ekolünü yansıtıyor. Ve farklı kiliseler bu ayeti farklı şekilde yorumluyor. Birinci yorum, olası yorum şu. Kadınlar hiçbir şekilde ne önderlik yapabilirler ne de öğretmelidirler kilise içerisinde. İkinci yorum, kadınlar önderlik yapamazlar, hani pastörlük veya ruhsal bir rehber olamazlar ama kilisede öğretiş verebilirler. Bu ikinci yorum ekolu ve üçüncü yorum ekolu şu, bu bahis, Efeslilerdeki bu bahis daha çok oradaki Efesli kadınlara yönelik bir
bahistir. Dolayısıyla o Efesli kadınlar ne öğretsin ne de önderlik etsin. Çünkü aldatılmışlar, kandırılmışlar. Yani bu ayetler sadece Efes'teki bulunan o kadınlara yönelik yorumlar içeriyor. Şimdi bunlardan hangisi benim düşüncem? Onu sizinle paylaşmayacağım. Ama çay sırasında görüşümü bilmek istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Ama burada önemli olan vurgu ne? Önemli olan nokta ne? Paulus bir şey diyor ki, çünkü Adem sonra Hava yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi, kadın aldatılıp suç işledi. Yani Paulus burada o kilisedeki kadınlarla ve Havva ile ilgili bir benzetme, bir mecaz yapıyor. Nedir o benzetme, nedir o mecaz? Aslında bu kadınlar aldatılmışlar, bu kadınlar sapmışlar. Çünkü yaratılış amaçlarından bir nevi sapmış oldular. Ve bundan dolayı da Havva gibi onlar da kandırılmış, böyle bir köprü kurmakta. Ama bu üç yorum konusunda dediğim gibi çok fazla merak ediyorsanız kendi kişisel görüşümü sonra benimle sohbet edebilirsiniz. Bir sonraki slide. Erkekler ve kadınların kilisedeki rolü. Üçüncü bölümde özellikle önder dediğimiz kişilikte aranması gereken özelliklerden bahsediyor. Ve diyakon veya yardımcı rolünde kilise içerisinde olan kişilerin rollerinden bahsediyor ve bulunması gereken karakteristik özellikler. Kısacası işte iyi karakterli olmalı, içki düşkünü olmamalı, ailesini iyi yönetebilmeli. En fazla vurguladığı nokta bu. Çünkü bu kişi ailesini yönetemiyorsa kilise ailesini nasıl yönetecek? Gerçekçi bir yaklaşım olamaz. Ama ilginç bir şey var. Özellikle önder ve diyakonlar ta bulunması gereken özellikleri sıralarken orijinal dilinde, Grekçesinde önderler için maskülin zamir kullanıyor. Hani Türkçemizde yok ama İngilizce'de he biliyorsunuz var. Diyakon için kullanılan zamir ise nötr. Ve orada kadınlardan da bahsediliyor. Kaldı ki erken kilise kayıtlarında yine kadın diyakonlardan bahsedilir. Mesela 110 seneleri civarında İznik valisi Plinius, genç Plinius, İmparator Trajanus'a bir mektup gönderiyor. Ve o mektubun içinde Trajanus'a kısaca şöyle diyor. Diyor ki, iki tane kadın yakaladım. Bunlar kendilerinin diyakon olduğunu söylüyorlar. Hristiyan olduklarını öğrendim. Onlarla ilgili bir soruşturma, işkence yaptım ve soruşturma yaptım. Ne yapıyorsunuz diye ibadetlerinizde, işte şafak sönmeden işte ilahi söylüyoruz, ondan sonra İsa Mesih'e bir ilah neticesinde ilahi söylüyoruz, işte günah işlemeyeceğimize, işlemeyeceğimize ant içiyoruz vesaire vesaire. Ve ondan sonra genç Plinius, İmparator Trajanus'a yazdığı bu mektubu şöyle noktalıyor. Yani bunları yakaladım, bu bilgileri aldım ama bundan sonrası ne yapayım bunlarla? İmparatora danışıyor. Daha fazla mı onları işkence edeyim, onları salımı vereyim vesaire. Böyle bir mektup ulaşmış günümüze. Çok merak edenler şeyden, internetten bulabilir ama bu kayıtlar neticesinde aslında erken dönem kilisesinde kadın diyakonların mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi ikinci kısma geçeceğiz. İkinci kısım kilisenin tanıklığını koruma önemi. İlk kısımda daha çok rollerden bahsetti kilise içerisinde. İkinci kısımda kilise tanıklığını korumanın önemi. Şimdi dedik ya farklı farklı öğretişler vardı kilisede, Efes kilisesinde ve bir tane sapkın çıkmış. Ve işte et yememelisiniz, evlilik yapmamalısınız gibi öğütlerde bulunmuş buradaki kiliseye. Ve Paulus Timoteus'a sesleniyor. Dolayısıyla burada kişisel bir öğüt söz konusu. Bunların ne kadar saçma olduğunu, çünkü Tanrı'nın yarattığı her şeyin iyi olduğunu, buna yiyecekler ve evliliğin dahil olduğunu konuşuyor, bahsediyor. Nereden çıkıyor bu akımlar? Özellikle bu mektubun yazıldığı dönemde ve gene 1. 2. 3. Yuhanna'nın yazıldığı dönemlerde, ki bu burada artık 1. yüzyılın 2. yarısından bahsediyoruz. Farklı farklı akımlar, tarikatlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Gnostikçi ve Doketist tarikatlar mesela.
Bunlar ne iddia ediyorlardı? Gnostikçiler fiziki dünyanın kötü olduğunu vurguluyorlardı. Dolayısıyla işte et yememelisin, evlilik yapmamalısın çünkü herhangi bir maddiyat kötüdür gibilerinden. Çok farklı bir felsefeleri vardı. Onlara göre dünyayı yaratan Tanrı kötü bir Tanrı'ydı. Ve İsa Mesih'in gönderiliş amacı işte bu kötü Tanrı'dan bizi azat etmek gibi bir düşünce, bir sapkınlık, bir saçmalık aslında. Kutsal kitapla hiçbir ilgisi yok ama böyle bir sapkın akım, böyle bir sapkın tarikat söz konusuydu. Bir de Doketistler. Doketistler de ne iddia ediyordu? İsa Mesih'in beden almayan bir ruh olduğunu iddia ediyorlardı ki aslında Doketistler, Gnostikçilerden çıkma bir akım. Dolayısıyla aynı felsefe. Hani bütün maddiyatı, bütün kötüdür. Dolayısıyla et yememelisin, evlenmemelisin, çocuk sahibi olmamalısın. Tabii bunun hangi sonuca götüreceğini herhalde görebiliyorsunuz. Çocuk sahibi olmazsak artık bütün varlığımız bu dünyada biter. Fakat böyle bir sapkın anlayış vardı ve özellikle Pavlus Timoteus'a hani bu konular hakkında sen dikkat et demektedir. Ama asıl kısım, bundan sonraki kısım, dullar ve önderlere gelince bunlardan bahsediyor. Kilisedeki dullar, bunlara nasıl hizmet edilmeli? Önderler hangi standartlara tutulmalı? Ve birkaç ilginç ayet var, onları size okuyayım. Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa, bunlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Sıkıntında olanlara yardım etmiş, kendine her tür iyi işe adanmışsa adı dullar listesine yazılsın. Daha genç dulları listeye alma çünkü bedensel arzuları Mesih'e bağlılıklarına başkın çıkınca evlenmek isterler. Bir sıkıntı var kilisede. Dullar yardım alıyor kiliseden ama bazı genç dullar ki aslında henüz gençler, aileleri var, belki çocukları var, belki uzak bir akrabaları var. Onlardan yardım almaktansa kiliseye yük oluyorlar. Sürekli kiliseden yardım talep ediyorlar ve Pavlus'un buna bir çözüm üretmek istiyor ve dolayısıyla Timoteus'a diyor ki genç dullara yardım etme. Onlar kendi ailelerine dönsünler çünkü yaşayan akrabaları var ve aslında ilk sorumluluk onlara ait. O dul akrabalarını veya kardeşlerini geçinme konusunda kiliseye ait değil. Daha çok yaşça ilerlemiş olan dullara yardım edin ve genç dullara tavsiyem evlensinler. Çünkü evlilikle de tabii o dönemki toplumsal ve sosyal yapı çok farklı. Hani en azından bir geçim kaynağı da sağlamış olurlar. Ve önderlerle ilgili şöyle diyor, özellikle Tanrı sözünü duyurup öğretmeye emek verenler iki kat saygıya layık görülsün. Şimdi Pavlus burada ne demek istiyor? Büyük ihtimalle onlara bir maaş bağlansın veya onlara bir bağış verilsin. Çünkü sonuçta çalışıyorlar ve çalıştıkları için işi ücretini hak eder ayetini hatırlayın diyor Pavlus. Ki bundan dolayı biz bu kilisede ne yapıyoruz? Kilisede veya İzmit'te olsun veya Eskişehir'de olsun, diğer kiliselerde olsun hizmet eden önderlerin maaşını bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü buna değerler. İki ya da üç tanık olmadıkça bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı da kabul etme. Çünkü dedikodu sadece 2000 sene öncesine ait bir olgu değil. Bugün de çok yaşıyoruz. Ve hatta şöyle diyeyim, 2-3 ay önce e-mail hesabıma bir e-mail geldi. İşte bilmem nereden yazıyorum. İşte şu kilisedeki önderle sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. İşte şöyle 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 yaptı filan gibilerinden bir e-mail, bir iftira. Ben de bu ayeti olduğu gibi alıntıladım. E-mail'e gönderdim. Bir daha cevap gelmedi. Neden? Çünkü şimdi önderlerle ilgili önderler biz kusursuz değiliz. Kusurlarımız var. Hatalar da yapabiliyoruz ve siz benim bir kusurumu görürseniz lütfen gelin benimle konuşun. Ha çözülmezse bir kardeşi daha getirin. Birlikte konuşalım ki aslında böyle değerlendirilmesi lazım ama hani etrafta işte şu şöyle yaptı böyle yaptı bu demek bunu yapmak günah. Bunu yapmak kiliseyi lekelemek. Bunu yapmak
kilisenin tanıklığına leke sürmek, İsa Mesih'in tanıklığına leke sürmek. Dolayısıyla Pavlus diyor ki 2-3 tanık olmadıkça bir öndere yapılan suçlamayı kabul etme. Ki aslında dullarla ilgili yapılan tavsiyeler de bunlarla ilgili. Çünkü sonuçta biz yardımlarımızla da bir tanıklık veriyoruz. Dünyaya İsa Mesih'in sevgisini gösteriyoruz. Dolayısıyla bu sevgi göstereceksek lekesiz bir şekilde olmalı. Saf bir şekilde olmalı. Pür bir şekilde olmalı. Ve son olarak bir kapanış. Ve kapanışta kısa kısa öğütler söz konusu. Büyük ihtimalle bu ilk başta bahsettiğim Himoneus ve İskender kiliseden para talep ediyorlardı hizmetlerinden dolayı. Kredi kartları da geçerli diyor. Günümüzde de aslında bunları yaşıyoruz. O dönem gezgin öğretmenler vardı, gezgin elçiler vardı. Kiliseden kiliseye dolaşıyorlardı ve yaptıkları öğretiş veya hizmet veya şifadan dolayı para talep ediyorlardı insanlardan. Hala günümüzde aslında yaşanan bir şey. Şimdi araç değişti. Şimdi televizyon aracılığıyla veya internet aracılığıyla bunlar yapılıyor ama Pavlus'un çok basit bir örneği var. Diyor ki bu şeylerden kaçın Timoteus, İsa'yı örnek al. Çünkü İsa mütevazı bir hayat sürdürdü. İsa asla şifa mucizeleri için veya öğretileri için para talep etmedi. Çok mütevazı bir hayat sürdürdü. Dolayısıyla senin amacın da İsa'yı taklit etmek, İsa'yı izlemek olmalı. Dolayısıyla tartışmalardan kaçın. Mütevazı bir hayat sürdür. Cömert ol kendi hayatında ve cömertliği teşvik et. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Sonuç olarak şunu demek istiyorum kardeşler ki daireyi kapatıyoruz. Bildiklerimizle kilisenin sevme ve merhamet görevine destek olmalıyız. Tökez olmayalım. Zaten bu ayetle bitiriyor mektubu. Ey Timoteus, sana emanet edileni koru. Kutsallıktan yoksun. Boş sözlerden, yalan yere bilgi denen düşüncelerin çelişkilerinden sakın. Kimileri bu sözde bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek imandan saptılar. Ve çok trajik bir şey bu. Çünkü ben buna tanık oldum. İlahiyat okullarında, Amerika'da gidiyorlar, master tezilerini yapıyorlar, doktorlarını yapıyorlar. Ondan sonra imandan düşen kardeşler oluyor. Neden? Çünkü amaç sadece bilgi yüklemek olduğunda bunun bir çıkış noktası yoksa, bir sevgi kanalı yoksa burada birikiyor. Ama aslında önemli olan ne? Burada biriken sevgi, burada biriken bilgi değil, burada biriken bilgi. Bununla ilgili ilginç bir alıntı sizi paylaşmak istiyorum ve bununla bitireceğim. Bu hafta okuduğum kitaplardan bir tanesi. Rum Ortodoks Patriği Bartolomeos'un yazdığı bir kitap, Sırla Yüz Yüze. Ve teoloji konusunda bir bölümü var ve çok sevdim bu teoloji bölümünü. Çünkü kısaca diyor ki, tarihsel açıdan bakacak olursak, teologlar kilise tarihinde kime denildi? Çok bilgi sahibi olan kişiler değil, Rabbi çok yoğun şekilde tecrübe eden kişileri. Ama ne olduysa işte orta çağlarda skolastisizm veya başka akımlardan dolayı teoloji veya teolog olmak bir bilgi birikimine dönüştü. Halbuki gerçek teoloji aslında Rab'le olan o sır ilişkisinde, Rab'le olan o samimi sırdaş ilişkisinde saklıdır. Ve biz bunu ne kadar çok tecrübe edersek, biz bunu ne kadar çok eyleme dökecek olursak işte o zaman gerçek manada teolog oluruz şeklinde bir çok kısa bir şekilde ben size kitaptaki bir içeriği anlattım ama bir alıntıyı okumak istiyorum. Şöyle diyor, genellikle belli ölçüde ilahi lütfu tecrübe ettikten sonra kişi bu lütfu içinde büyütmez, onu kaybeder. Sonra dini yaşantısı beyninde soyut bir kavram olarak yoğunlaştırılmış olur. Bu durumda genellikle kişi kendisinin ruhani bilgiye hakim olduğunu düşünür. Oysa bu tür soyut bir anlayışın belli bir inanç deneyiminin arkasından gelmiş olsa bile tanrısal kelamı saptırmak anlamına geldiğini
ve kendisi için Kitab-ı Mukaddes'in 7 mühürle mühürlenmiş bir kitap olduğunu kavrayamaz diyor bir alıntıda. Yani aslında gerçek teoloji, gerçek bilgi ne demek istiyor? Rab'le yaşadığımız o sırdaş ilişkisi. Ve bunu büyütmemiz lazım hayatımızda. Bunu büyüttüğümüzde işte o zaman bilge olacağız. İşte o zaman Rabbin beğenisini kazanan bir teolog olacağız. İşte o zaman Rabbin beğenisini kazanan bir öğrencisi olacağız. Ve benim de duam budur. Bilgilerimiz siyasi bilgi olsun, teolojik bilgi olsun, herhangi başka bir bilgi olsun, birikmesin, bunun yerine sevgiye bir kanal olsun. Amin. Dua edelim. Rab sana şükrediyoruz, hamd ediyoruz bu mektup için. Çünkü kelamın diridir. 2000 sene önce yazılmıştır ama hala prensipleri ne kadar da geçerlidir. Ve bu paylaşılan sözleri biz içselleştirmek istiyoruz. Timoteus'a verdiğin, kendisi genç. Belki başkaları onun gençliğine istinaden azar ediyorlardı veya dalga geçiyorlardı ama Paulus Timoteus'ta bir şey gördü. Çünkü Timoteus bunu çok iyi anlıyordu. Ve biz de birer Timoteus gibi olmak istiyoruz. Bilginin bizi hapsetmediği. Hayır, bunun tersine senin sevgi elçilerine olmamıza yardımcı oldu. Senin sevgini ve merhametini göstermemize yardımcı olan bir araç. Ve bu şekilde Rab bizi yetiştir. Bu şekilde bizi büyüt. Rab eğer ki biz ilk sevgimizi terk ettiysek, ilk yaptığımız eylemleri terk ettiysek, Rab bunlara dönmemiz için bizi teşvik et. Ruhun bizde işlesin, ruhun bizde çalışsın. Çünkü asıl bilgelik budur Rab. Ve bu şekilde yaşamak istiyoruz. Sana hamd ediyoruz her şey için. İsa'nın ismiyle. Amin.